Merhaba, kaçıncı sınıfsın? 6. sınıf. Karne nasıl geldi? Takdir aldım. İftihar belgesi aldım. Sınıf birincisiyim. Sınıf birincisin. Peki nasıl sınıf birincisi oldun? Çalışarak zaten. Taktiği belli. Ve yapamadığım soruları arkadaşlarımdan ve Tonguç Akademi'nden. Video izleyerek ve test çözerek daha kolay oluyor. İkinci dönem için arkadaşlarına tavsiyen var mı? Neler yapsınlar sence? Var. Tatilde kendilerini salmasınlar. Böyle çalışmaya devam etsinler ve ikinci dönemin yeni konularına ön hazırlık yapsınlar. Yani bu onun için daha iyi. Sen 15 tatilde neler yapacaksın? Dedemin yanına köye gitmeyi düşünüyorum. Ama test çözersek daha iyi olacak. Çünkü böyle kendimizi salarsak ikinci dönem daha da düşebiliriz yani. 8. 8. sınıfsınız. Peki karneniz nasıl geldi? Çok kötü. 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 Senin nasıl geldi? Ya, kırıklarım var. Kırıklarım var. Peki sen ilk dönem sence nerede hata yaptın? Nerede eksik yaptın? Matematik dersinde. Matematik dersinde. Az mı çalıştın peki? Dersinde. Evet. Peki senin neden kırıkların var? Dersi dinlemediğim için. Peki ikinci dönem hedefleriniz ne? Ne yapacaksınız ikinci dönem? Beni düzeltmek. Sen? Tüm derslerimi düzeltmek. Merhaba, kaçıncı sınıfsınız? 9. sınıf. Karne nasıl geldi? Güzel. Yani düz. Ben de düz geçtim. Peki neden takdir teşekkür alamadınız sizce? Yani dersler tekrar zordu 9. sınıf. 9. sınıf dersleri evet. Zordu. En çok hangi derste zorlandınız? Matematik. Sen? Ben edebiyat. Edebiyatta zorlandım. Evet, biraz. Çok değil aslında. 3 geldi. Fizikte bayağı zorlandım. Fizik. İkinci dönem için bunlarla ilgili yapmayı düşündüğünüz ne var? Ben daha çok ders çalışacağım. Gerçekten karar verdim buna. Herkese verilirken almamak insanın gücüne gidiyor. Sen? Evet, gerçekten öyle yani. Sınıftaki en kötü kişi bile teşekkür alırken sizin orada oturmanız çok kötü insan. Ben mesela bu ikinci dönem için çok çalışıp ben de teşekkür alacağım. Benim onlardan sonuçta bir farkım yok. 15 tatil planınız var mı peki? Yok. Senin var mı? Ben kardeşimle evdeyim. Ailem çalışıyor. İstanbul'da geçeceğim. Aynen. Evet. Peki, iyi tatiller size. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Evet. Merhaba, kaçıncı sınıfsın? 7. Peki karne nasıl geldi? Kötü geldi ya. Neden kötü geldi? Bu sene çok çalışamadım derslerimi. İlk dönem çok çalışamadın. Evet. Ama ikinci dönem düzelteceğim. İkinci dönem düzelteceksin. 15 tatilde planın var mı? Var. Neler yapacaksın? Memlekete gideceğim. Nereye? Urfa. Urfa'ya. 15 tatilde Urfa'da olacaksın. Evet. Peki. İkinci dönemde sana başarılar diliyoruz o zaman. Kendine iyi bak. Arkadaşlar merhaba. Merhaba. Kaçıncı sınıfsınız? 7. Sen kaçıncısın? Ben 8. Peki karneler nasıl geldi? Benimki güzel. Takdir ve iftihar belgesi. Çok güzel. Sen de? Benim de takdir sahi. Süper. Peki ilk dönem arkadaşlarınıza vereceğiniz tavsiyeler var mı? Neler yaptınız ilk dönem? Derslerime çalıştım. Boş vakitlerimde sokaklarda da oynadım ama derslerimi çalıştım. Kitap okudum. Bol bol kitap okudum. Sen neler yaptın? Ben 8. sınıf olduğum için LGS'ye hazırlanıyorum. Nasıl gidiyor LGS hazırlığı? LGS'nin zor olacağını düşünüyorum ama cidden bayağı çalışıyorum. Peki ikinci dönem neler yapacaksınız? Ben ikinci dönem yine takdir ve iftihar belgesi almayı düşünüyorum. Başarımın devamını sürdürmeyi düşünüyorum. Sen neler yapacaksın ikinci dönem? Ben de onunla aynı fikirdeyim. Yani LGS'ye devam diyorsun. Aynen. Peki 15 tatilde bir planınız var mı? 15 tatilde ben ilk haftası gezmeyi düşünüyorum. İkinci haftası da tekrar LGS'ye çalışacağım. Sen neler yapacaksın? Ben ilk hafta gezeceğim. Son birkaç gün kala yine derslerimi vereceğim kendime. Çok teşekkür ederiz. Başarılar size arkadaşlar. Teşekkürler. Teşekkürler. Hoşçakalın. Merhaba, kaçıncı sınıfsın? 5. sınıf. Peki karne nasıl geldi? İyi. Ne kadar iyi? Takdir teşekkür var mı? Teşekkür. İlk dönem için arkadaşlarına tavsiye verir misin? Neler yaptın? En çok hangi derste çalıştın? En çok sosyal ve İngilizce çalıştım. Sınıf hocaları İngilizce çalıştım orada. Sosyal ve İngilizce çalıştım. Bir de matematiğe gayret gösterdim. Peki ikinci dönem neler yapacaksın? İkinci dönem daha fazla çalışacağım ve hani kötü olduğum derslerde daha iyi yapmaya çalışacağım. Takdir alacağım. Peki 15 tatil planın var mı? Var. Benim bir tane ablam var. Onlara gideceğiz. Onlarda kalacağız. İzmir'de. En çok istediği şey kedi bu arada kardeşimin. Benim de köpek. Ama annem çok korktuğu için alamıyoruz. Evet. Peki, teşekkür ederiz sana. Kendine iyi bak. Merhaba, kaçıncı sınıfsın? 6. sınıf. Peki karne nasıl geldi? Ortalama. Teşekkür. Peki eksik yaptığın şeyler var mıydı ilk dönemde? Sosyal. Sosyalde zorlandın mı? Peki ikinci dönem hedefin var mı? Yok. 15 tatilde neler yapacaksın? Anlat bakalım. Oturacaksın. Başka bir şey. Oturacağım. Başka bir şey yapacağım. Peki sen kaçıncı sınıfsın? 6. sınıf. Üçü aynı sınıftalar. Karnen nasıl geldi? Çok güzel. Takdir teşekkür.
takdir, iftihar, bir de fen hocasından başarı belgesi. O çok güzel. Peki ilk dönem için arkadaşlarına neler önerebilirsin, tavsiye edebilirsin? Yani dersleri çok iyi dinlemeleri gerekiyor. Eğer evde çalışmıyorlarsa dersleri çok iyi dinlesinler. Kitap okusunlar benim gibi. Ders zaten okuyor. Başarı geliyor. Peki 15 tatil planın var mı? Yani çok çalıştım. O yüzden yatacağım, evet. Yatacağım. Merhaba, kaçıncı sınıfsın? 6. sınıfım. Karne nasıl geldi? Biraz kötü. Neden? İlk dönem neleri eksik yaptın sence? Ya zaten dersleri hocalar biraz eksik anlatıyorlar. Rahatsız oluyorum hocalar. Bize sıkıntı yani hocalar. Peki ikinci dönem neler yapacaksın? İkinci dönem daha fazla çalışmaya özen göstereceğim. En çok hangi dersten zorlandın ilk dönemde? En çok matematikten çok zorlanıyorum. Bir 15 tatil planın var mı? Var. Benim bu arada YouTube kanalım var bir tane. Ona genelde çok videolar atıyorum. O yüzden birazcık da dersimi düşün. YouTube kanalına yoğunlaşacaksın o zaman 15 tatilde. Evet. Arkadaşlar merhaba, kaçıncı sınıfsınız? 9. sınıf. Karne nasıl geldi? İyi. Takdir aldım. Sen? Maalesef. Alamadım. Peki sence niye takdir alamadın? Yeterli ve düzenli ders çalışmadığım için. En çok hangi derste zorlandın? Matematik. Matematikte zorlandın. Peki sen nasıl takdir aldın? Ya çalıştım yani. En çok hangi derste çalıştın? Matematik ve Arapça. İmatibo'ya gittiğim için. Peki 15 tatil planınız var mı? Ya oturmayı düşünüyorum. Dinlenmeyi. Evet. Sen de? Ben de düzenli olarak gene ders çalışmayı düşünüyorum. Düzeltmek için dersleri. Evet. Peki teşekkür ederiz arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar, kaçıncı sınıfsınız? 7. sınıfız. Karneler nasıl geldi? Ben teşekkür aldım. Sen? Ben düz geçtim. Peki ilk dönem için neler yaptınız? Ya tavsiye verebilir misiniz arkadaşlarınız? Ya ilk dönem için ben geçen sene hiçbir şey alamamıştım, düz geçmiştim. Bu sene daha gayretle, yani daha başarılı olacağıma inanarak teşekkür aldım. Öğretmenlerim de ilerlediğimi fark etti. O yüzden mutluyum yani. Çalışsınlar, ders çalışmak güzel bir şey. Peki sence ilk dönem neleri eksik yaptın? Daha az test çözdüğümü düşünüyorum. Daha fazla test çözmeliydim. Daha fazla ders çalışmalıydım. Peki ikinci dönem ne yapacaksın? İkinci dönem bol bol test çözeceğim. Sen neler yapacaksın ikinci dönem? İkinci dönem takdir getirmeyi düşünüyorum. Çoğu arkadaşım takdir ve iftar belgesi almış. Yani onlara özendim ben de açıkçası bugün. Teşekkür yerine ben de ikinci dönem takdir ve iftar belgesi almayı planlıyorum. 15 tatil planınız var mı? 15 tatili ilk haftasında kendimi iyice dinlenmeyi düşünüyorum, gezmeyi düşünüyorum. İkinci haftasında da bol bol test çözüp kitap okumayı düşünüyorum. Merhaba, kaçıncı sınıfsınız? 6. 6. Peki karne nasıl geldi? İyi. Takdir teşekkür. Teşekkür. 2 puanla takdir kaçırdım. Sen? 1 puanla teşekkür kaçırdım. Peki neyi eksik yaptınız da teşekkür takdir kaçtı? Ya ben birazcık telefona çok odaklandım. Telefonumu oynuyor hoca, çalışmıyordum sınavlarıma ama ikinci sınavları toplamaya çalıştığım için teşekkür kazandım. Telefonda neye çok baktın o kadar? YouTube videolarını. Sen? YouTube. Sen o yüzden mi sence notların düşük geldi? Evet. Telefondan dolayı mı? Evet. Peki ikinci dönem ne yapacaksınız bu konuda? Telefonum yaz saatine kadar elimde olmayacağı için ara sıra da tabletimden Tonguç Akademi izleyeceğim. Sen neler yapacaksın? Test kitabımı bitirmeye çalışacağım. Ve özellikle Tonguç Akademi test kitabını almaya çalışacağım, paralarımı. 15 tatil planınız var mı? Benim planım yok. Senin planın var mı? Var. Çok şekilde ders çalışmak. Derslerimin notlarını düzeltmek. İnanalım mı? Çalışacak mısın gerçekten? Çalışacağım. Merhaba, kaçıncı sınıfsın? 6. Karne nasıl geldi? Takdir. Takdir geldi. Neler yaptın ilk dönem? Yani en çok hangi konulara çalıştın? Matematiğe çalıştım. Matematiğe çalıştın. Peki arkadaşlarına tavsiyen var mı? Neler yapsınlar sence? Kursa gitsinler. Bedavaya da var. EBA var cumartesi günleri. Onlara gitsinler. 15 tatilde neler yapacaksın? Kafamı deneyeceğim. Ders çalışmaya gerek yok, evet. Merhaba, kaçıncı sınıfsın? 9. Peki karne nasıl geldi? Yani ortalama bir karneş. Peki ilk dönem sence nerelerde eksik yaptın? Neyi eksik yaptın? Çok az çalıştım. Çok az çalıştım. Evet. Peki ikinci dönem ne yapmayı düşünüyorsun? Ya ilk önce bir 15 tatil gibi dinlenmek ihtiyacım var. Onun dışında dershaneye falan başlamam lazım. Programlı bir çalışma şeyimin olması lazım. İkinci dönem düzelteceğine inanıyor musun? Gerçekten inanıyorum. 6. Karnın nasıl geldi? Benim karnım... Şimdi tek tek. Benim karnım biraz kötü geldi ama. Senin? Teşekkür aldım. Senin karnın niye kötü geldi sence? İlk dönem neyi eksik yaptın? İlk dönem fazla çalışmadım. Derslerime önem vermedim. O yüzden geldi. Peki seni en çok hangi ders zorluyor? Beni en fazla matematik zorluyor. Diğer dönem ona fazla çalışacağım. Sen nasıl teşekkür aldın? Abi ben çalışıyordum. Çok da çalışmıyorum aslında. Orta derecelerde çalışıyordum ben.
Benim de en çok zor olan bana göre sosyal. Sosyal ders. 15 tatil planınız var mı? Benim 15 tatilde biraz ders çalışacağım. Biraz arkadaşlarımla dışarı çıkacağım. Sen neler yapacaksın? Ben 15 tatilde ya Kocaeli'ye giderim. Öyle ya da burada olurum. Peki, teşekkür ederiz arkadaşlar. Merhaba, kaçıncı sınıfsın? 6. Tane nasıl geldi? Biraz kötü. Neden? İlk dönem neleri eksik yaptın? Bazı dersleri çalışmadım fazla. Hangi dersleri çalışmadın? Matematik. Abi bir şey diyebilir miyim? Açık açık konuşayım. Dersi hiç dinle. Hocalar onu çok seviyor.